Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 16 Mart 2018. Türkiye saatiyle saatimiz 23.08'i gösteriyor. 23 derecenin 50. programına hepiniz hoş geldiniz diyorum değerli dostlar. Bugün öncelikle yayınımıza başlamadan önce iki konuda sizlerden bir ricam var. Malumunuz Türkiye'de alternatif gazetecilik yapıyoruz. Bu zor bir iş aslında. Bireysel bir gazeteciliği sizlerle birlikte alternatif bir medyaya dönüştürüyoruz. Bu yüzden hangi sosyal medya platformlarını izliyor isiniz? İster Twitter, ister Scope, ister YouTube, ister canlı izleyin, ister tekrar izleyin. Bir ricamız, hangi ortamda bulunuyorsanız lütfen hemen paylaşınız. Paylaşmanız çok önemli. Daha fazla konu ağırlamak isteriz bu programlarda. Daha fazla kişilere ulaşmak isteriz. Artık 10 binler değil, 20 binler, 30 bin kişinin izlediği bir yayınlara doğru adım atmak istiyoruz. 50 yayın oldu, dile kolay. Diğer bir ricamız kalpler konusunda sağ taraftan ekranın altında akıyor. Cömert davranmanızı rica ediyoruz. Onlar bizi Scope tarafından bizi izlemeyen diğer izleyicilere önerilmesini sağlıyor. Bu algoritmayla sesimizi daha fazla kişiye ulaştırıyoruz dostlarım. Öncelikle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Yayınımıza başlıyoruz. Dostlar bugünkü konumuz boykotta bir ihtimal dedik. Aslında bu tartışmaya neden girdik? Hatırlarsanız hafta içerisinde pazartesi salı akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gece yarısı seçim kanunu geçti ve dün itibariyle bu seçim kanunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanmasıyla birlikte aslında Türkiye'de seçim güvenliği tartışmaları başladı. Fakat 3 gündür bu tartışmaları yakın izlemekle birlikte yorum yapmamaya özen gösterdim. Çünkü süreci doğru bir şekilde ele alabilmek, neler yaşandığını ifade edebilmek için. Fakat çok uzağa gitmeye gerek yok değerli dostlarım. 16 Nisan akşamına gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olarak tüm yetkili kurumlara, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere genel başkan yardımcıları, milletvekilleri hep şu ifadeyi kullandı. Seçimi hayır cephesi kazandı, hayır kazandı dedi. Hatta bu öyle bir noktaya geldi ki geçtiğimiz hafta grup toplantısında yine Kılıçdaroğlu hayır kazandığını ifade etti. Şimdi o zaman şunu sormak istiyoruz. Yani basit bir mantık sorgulamak istiyoruz. A. Seçimi kim kazandı? Bu sonucu ortaya koymamız gerekiyor. Muhalefet bunun eğer hayır kazandığını ifade ediyorsa 2. Ne yaptınız hayırı korumak adına? 3. Sonucu nedir? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bazı milletvekilleri Selin Sayıkböke, İlhan Cihaner gibi değerli isimler boykot ihtimalini tartışmaya başladıklarında dün Bülent Tezcan bir açıklama yaptı. Kazanacağımız seçimi niçin boykot edelim? Şimdi teorik olarak ihtimaller dahilinde kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama çok uzak değil diyorum ya, daha 10 ay öncesi yapılan bir referandumda kazandığımızı iddia ettiğiniz, kazanılan bir seçim iddia ettiğinizi korumak adına ne yaptınız? Veya şu soruyu sormak gerekiyor. Olası bir genel seçimlerde, milletvekilliği seçiminde veya cumhurbaşkanlığı seçiminde farz edelim muhalefetin adayı kazandı. Bir ihtimal. Bu ihtimal her zaman için var. Ve yine seçim güvenliği handikapları yaşanarak seçimi kaybettiniz. Ne yapacaksınız? 3 gün sonra yine oturup kazanacağımız seçimi aslında kaybettik açıklamasıyla kamuoyunun karşısına mı çıkacaksınız? Boykot ihtimalinin artık demokratik ülkelerde yüksek sesle tartışması gerekiyor. Üstelik boykot öyle sadece sandığa gitmiyorum değil. Boykot başlı başına bir demokratik bir stratejidir ve bu stratejinin planlaması, dünyaya deklarasyonu, kamuoyunun aydınlatılması ciddi bir politikadır. Farkında mısınız bilmiyorum. Boykot tartışmında ilk başladığında AKP'den ilk açıklamayı yapan Mahir Ünal'dı. Ve Mahir Ünal şu açıklamayı paylaştı dostlar. Dedi ki Mahir Ünal, Türkiye'de siyasetin, ana muhalefetin politikasızlığına işarettir. Hayır, boykot tüm demokratik ülkelerde kullanılan bir yöntem. Üstelik herkese, her kesimin net bir mesaj veren bir yöntem olmakla birlikte bu ihtimalin artıları, eksileri doğruca bir şekilde ele alınması gerekiyor. Şimdi şu ihtimal hepimizin kafasına yiyor. Farz edelim diyor, muhalefet boykot kararı aldı ve seçimler buna rağmen gerçekleşti. Muhalefet iktidarın adayı ve adayları %80, %90 gibi tamamen antidemokratik ülkelerde görebileceğimiz, yani Arap ülkelerinde falan yaşanan seçimlerde göreceğimiz gibi oranla seçildi. Bunun meşruluğu ne olacak? Atalan Üsküdar'ı geçti, tartışmaları yaşanacak mı? Yaşanacak. Ama bu seçimler artık sadece Türk toplumuna, kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna verilecek bir mesajın da altyapısı olması gerekiyor. Dün bir izleyicimiz çok güzel bir tartışmaya girdi kendisiyle sosyal medya DM üzerinden. Kendisine teşekkür de etmek istiyorum.
bir ihtimal ortaya koymaya çalıştık. Mısır'da Mursi iktidarını hatırlayalım dostlarım. Ben bu konuyu bugün biraz araştırdım. Aslında bunu birkaç defa da örneklemesini yapmıştım ama sizlerle bunu paylaşmak da istiyorum. Boykot ve sonuçlar üzerine. Bakın Arap ülkesinde bile nasıl oluyor? Bunu doğru bir şekilde ele almak için söylüyorum. Muhammed Mursi, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı. 22 Kasım 2012'de Mısır'da Mursi'ye karşı boykotlar başlıyor. Tabii Mursi 2011 yılının 30 Haziran'da Cumhurbaşkanı olmuştu. Ama bunun öncesinde Mursi'nin seçimleriyle ilgili sizlere bir rakam açıklamak istiyorum. Mursi'nin ilk seçimi, yani Cumhurbaşkanı olma seçimi, Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra 2011 yılının 23-24 Mayıs'ında gerçekleşiyor. Mısır halkı %46.42 ile sandığa gidiyor. Yani %50'si bile sandığa gitmiyor. Mursi bunlardan seçime gidenlerin %24'ünü, yani toplam seçmenin %12'sini alarak birinci turu geçiyor. İkinci turda ise %51'lik bir oy ama bu sefer katılım oranı seçimlere %51 oluyor. Ve buna rağmen Mursi %25 ile halkın cumhurbaşkanı seçiliyor. Buraya kadar her şey normal. Ama aynı Mursi, hatırlarsanız 2011 yılında Hüsnü Mübarek'in devrilmesi aşamasında milyonların yürüyüşünde sol, demokrat, seküler, laik partilerle birlikte Hüsnü Mübarek'in devrilmesine mücadele eden bir Müslüman Kardeşler Hareketi'ne geliyor. Fakat bizi gözden kaçıran bir şey var. 28 Nisan 2003 yılında Temerrüt Hareketi diye bir hareket ortaya çıkıyor. Bu hareket 15 milyon imza, bakın bu rakamı tekrarlıyorum, 15 milyon imza. Aslında Türkiye'de sivil toplum eksikliği ana muhalefet tarafından örgütlenmiyor. Bunu da ifade etmek için söylüyoruz. Tekrar Mısır önüne dönürsek, Temerrüt Hareketi 15 milyon imza ile Mursi'nin Cumhurbaşkanı'ndan istifasını istiyor. Neden de aslında basit. 27 Nisan'da, yani bir gün önce bu hareket öncesinde, 27 Nisan 2012 yılında parlamento seçimleri gerçekleşecek ya yakın tarihte. Ahmet Fehmi, meclis başkanı, Mursi'nin de bir nevi başbakanı diyebiliriz. Orada da bir artık şeyhlik sistemi kalmamıştı, başbakanlık. Mursi'ye yeni seçim kanunu sunuyor. Yeni seçim kanunu muhalefetin şiddetle itiraz ettiği seçim güvenliğine aykırılıklar içeriyor. Tıpkı aslında 2012 yılının Mısır seçim kanunlarıyla Türkiye'nin mevcut seçim kanunları arasında ciddi anlamda bir kıyaslama yapmak gerekiyor. Seçim bölgeleri yeniden değiştiriliyor, milletvekilleri sayıları yeniden değiştiriliyor, seçimler aşamalara bölünüyor. Önce yurt dışı, yurt içinde, yani Mısır içerisinde 3 ayrı aşamadan gerçekleşen bir seçim. Tamamen Müslüman kardeşlerin, yani İHMA'nın, ki bazı ülkelere göre terör örgütü olarak tanımlanıyor, İHMA'nın seçimi kazanmasına yönelik bir yasa. Muhalefet bunun üzerine geniş çaplı boykot kararı alıyor. Olağanüstü bir boykot kararı alıyor. Ve bu boykot kararından sonra Tahrir Meydanı ciddi anlamda harekete başlıyor. Öyle, yani şimdi şöyle söyleyelim. Tamam, Mursi Sisi tarafından bir askeri darbeyle devrildi. Fakat Sisi bu darbeyi iten ve Mısır'daki demokratik kavgaları da doğru şekilde ele almak gerekiyor. Türk medyası o günlerde bu olayı doğru dürüst vermedi. Vermemesinin nedeni başlıca sebeplerinden birisi iktidarda olan siyasi hareket Müslüman Kardeşler'di. Bu yüzden bu olay çok gündeme gelmedi ama dünyanın bütün uluslararası televizyon kanalları, ajansları, gazetecileri o günlerde Tahrir Meydanı'ndaydı. Tahrir Meydanı'nda, bakınız, Tahrir Meydanı 750 bin kişilik meydan olmasına rağmen 2.2 milyon uluslararası haber ajanslarının geçtiği rakamlar, günlerce süren protestolar, insanların evlerine gitmediği bir ortam. Ve gerekçeleri şu: Mursi'nin seçimi meşru değildir, Mursi'nin iktidarlığı meşru değildir. %50 diyorlar ya, Mursi zaten diyor, boykot edilen bir seçimde halkın %46'sı sandığa gidiyor, %46'sının da %51'ini alıyor. Yani basit bir hesapla Mursi toplam seçmenler üzerinde %22'lik bir destekçiye sahip. Ve üstelik ulusal anlamda, Mısır ulusal anlamda ciddi anlamda devlet gücü, devlet olanaklarını kullanıldığını ve seçim kanununun tamamen Müslüman Kardeşler'in lehine düzenlendiğini ifade ediyor. Zaten adım adım bir Mısır'da olası bir askeri darbe olmasaydı bile halk devrimi gerçekleşme noktasına geliyordu. Neden geliyordu? Artık muhalefet siyasi partilere inancı kalmamış, toplumsal bir muhalefet hareketine dönüşüyor ve Temerrüt Hareketi ile birlikte
15 milyon insan irade beyanı bulunarak, üstelik imzalı irade beyanı bulunarak Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı istifasını istiyor. Ve geldiğimizde 3 Temmuz 2013 tarihinde Mursi'nin iktidarlığına Sisi Genelkurmay Başkanı olarak el koyuyor. Tabii el koymasını tabii ki antidemokratik bir hareket olarak ortaya koymamız gerek. Bu konuda netiz. Ama Türkiye özeline tekrar geri dönecek olur isek, ben bir seçmen olarak, muhalif bir seçmen olarak şu soruyu sormak istiyorum artık. 16 Nisan seçimlerini kazandık diye grup toplantılarında açıklıyor ve 16 Nisan seçimlerini kaybetmiş gibi de kabulleniyor iseniz, bu bir çelişkidir. Felsefi bir soru değildir, net bir sorudu aslında. Bu çelişkiyi kamuoyuna nasıl açıklayacaksınız? Ve X tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı veya genel seçimleri de kaybetme riskiniz nedir? Ya da kazandınız. Kazandıktan sonra olası bir durumda yine seçim güvenliği tartışmalarından kazandık ama YSK tarafından kaybettirildik açıklaması bir strateji midir? Ben Bülent Tezcan'ın açıklamasını samimi bulmuyorum. Burada net ifade etmek istiyorum. Aksine şunu sormak istiyorum. Bir vatandaş olarak seçim güvenliği konusunda CHP'nin alternatifi ne olacak? Ve diğer muhalif partilerle nasıl bir işbirliğine gidecek? Bu çok önemli bir kritik soru. Türkiye'nin bence Avrupa standartlarında bir seçim güvenlik tartışmasını hala yapmadığını görmekteyiz. Bakınız, AYM süreci ortaya geliyor veya AGİT her seçimimizi gözlemliyor. Ve istisnasız 1998 yılından beri yaptığı tüm seçim gözlem raporlarını tek tek inceleyiniz. Bir dönem AGİT'le yakın bir seçim çalışması da yürüttüğüm için sizlere şunu ifade etmek istiyorum. AGİT her seçimde Türkiye'de seçmen gözleminin olmadığını, bağımsız seçmen gözlemi olmadığını ifade ediyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi dahi diğer muhalefet partileri ise bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuyor. Hala biz şunun tartışmasındayız. Yani ben CHP şu noktada samimi bulunuyorum. 2014 yılının Ankara'daki yerel seçimlerini hatırlayın. Mansur Yavaş ile Melik Gökçek arasında yaşanan. Cumhuriyet Halk Partisi 17 bin sandık sonucunu 3 günde toparlayıp kamuoyuna deklar etmedi. Ve Erdoğan'ın meşhur bir deyim vardı ya, atalar Üsküdar'ı geçti. Melik Gökçek o gece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Hoş, fazla da yar olmadı. Bu noktada acilen Türkiye'de seçim güvenliğini ilgilendiren ve gerçek anlamda şeffaf bir seçim yapılmasını taahhüt edebilecek sivil toplum hareketlerinin ortaya çıkması gerekiyor. Ve temerrüt hareketi gibi bir hareket olur mu bilemiyoruz ama Türkiye'de bir an önce ana muhalefetin diğer siyasi partilerle de işbirliği yaparak geniş bir perspektifte Türkiye'de şeffaf seçimler için ciddi anlamda bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bence şu anda seçimin temel politikası ekonomik elbette olması gerekiyor. Siyasi, dış politika mutlaka olması gerekiyor ama seçim güvenliği konusunda artık ciddi ciddi tartışmamız gerekiyor. Ve bu noktada beni rahatlatması gerekiyor. Ben 16 Nisan akşamı bu hayır cephesinin kazandığını düşünürken CHP'nin pasif siyaseti, diğer muhalefetin ise tamamen ses çıkarmamasından dolayı kaybedilmiş olmak ve bu sonucun hazmedilmiş olması samimiyetle beni ürkütüyor, beni korkutuyor. Aynı ihtimaller tekrarlanacak mı diye. Benim uyuma sahip çıkmayan bir siyasi hareket benim geleceğime de sahip çıkamaz. Bu net. Değerli dostlarım, yayınımıza yeni katılanlar veya yayınımızı tekrardan bu anda izleyenler, ertelemeye gelmez yayınımızı hemen paylaşalım. Paylaştıkça daha fazla konuğu ağırlamaya çalışalım dostlarım. Dostlarım, bugün ilginç bir karar oldu. Anayasa Mahkemesi ikinci kez Şahin Alpay konusunda hak ihlaline karar verdi. Ve AYM'nin gerekçeli kararı daha doğrusu dün açıklanmıştı ama pardon dün bu kararı almıştı. Bugün gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararın notlarıma baktığımda, incelediğimde ikinci derece mahkemelerin AYM'nin kapsamını değerlendiremeyeceğini, hak ihlalinin devam ettiğini ve de herhalde sadır verilmesini ifade ederek 20.000 TL'lik bir tazminatta, aslında sembolik bir tazminatta hüküm veriyor. Tazminatın miktarı bence çok da önemli değil. Ama bu tazminat Şahin Alpay'a ödendiği an hak ihlali aslında resmen devlet tarafından kabul edilmiş olacak. Çünkü iki ihtimal ortaya çıktı. Birincisi salıverilmesi, ki hala şu ana kadar yayınımıza başlarken böyle bir salıverme yaşanmadı. Umarım en kısa sürede salıverme yaşanır. İkincisi ise para cezası. Bunlar çok önemli. Ve ben şunu söylemek istiyorum. AYM'i ikinci kez bu kararı iten, Türkiye'de siyasi istikrarı koordinasyonu sağlamayan, ciddi anlamda hukuk devletinin temellerini oluşturmayan bürokrasi ve Cumhurbaşkanının görev tanımıdır. Devlet kurumları arasında koordinasyonu sağlamak.
Anayasa Mahkemesi bir karar alıyorsa iyi ya da kötü, beğenmeyin beğenmeyin tartışmadan bu kararın uygulanması yanlış ise başka hukuki yolların denenmesi gerekir. Ben sadece son bir haftada yaşanan iki karar arasındaki farkı ortaya koymaya çalışıyorum. Cumhuriyet kararını hatırlıyorsunuz, Ahmet Şıklar'ın tahliye olduğu karar. Keza destekliyorum. Hiçbir gazetecinin fikirlerinden dolayı cezaevinde olması abesle iştigaldir 2018 Türkiye'sinde. Ve hükümet kanadının ilk açıklaması yargı kararıdır, saygı duyuyoruz. İyi de AYM kararı Uganda Mahkemesi'nin aldığı bir karar mı? Ve ben bu sürecin AYM'nin hamlesini doğru buluyorum. Çünkü Jack London, yani Avrupa Konseyi'nin de bu konuda bir açıklaması vardı. AİHM doğrudan müdahale edebilir miydi düşünmüştük. Ve dün itibariyle, hatta yaptığımız yayının ismi de zaten buydu, AİHM'den Türkiye çıkar mı çıkmaz mı tartışmasıydı. Türkiye eğer bu noktada, keza oy birliği almış bir karar, bu noktada acil olarak tahliye kararını gerçekleştirmez ise AİHM'de 8300 dosyamız geçen yıldan, 76.000 dosyamızda iade olmak üzere 100.000 aşkın dosya var ve bu dosyanın minimum maliyeti, yani minimum tazminat maliyeti, çünkü örnek kararlar dosyaların birçoğu değil, yani yaklaşık 70.000'in aynı kapsamda olduğunu düşün isek, Türkiye'ye olası bir tazminat riskini sadece ifade ediyorum, mali açıdan bahsediyorum, başka bir açıya da girmiyorum, sakın da bir yanlış anlaşılma olmasın, 75 milyar dolar, pardon, euro gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakam Türk ekonomisine vereceği zararı, ödeyip ödememesi, politik istikrarsızlık ayrı bir tartışma konusu. Ama bu konunun artık ciddi ciddi Türkiye'de ele alınması gerektiğini düşünmekteyim değerli dostlarım. Çünkü Türkiye eğer bir hukuk devleti ise, ki ben buna inanmak istiyorum, hukuk kararlarının uygulanması gerekiyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Veya diyorlar ki birileri Şahin Alpay'a FETÖ'cü diyorlar. Bugün Şükrü Bey şu anda yayınımızda çok güzel gündüz yayında da ifade etti. Aynı örneği ben de tekrar etmek istiyorum. Şükrü Küçük Şahin örneğini. Ya bugün FETÖ denilen örgütün, cemaatin iki numaralı ismi dediğimiz Nurettinler, isimlerini de artık söylemek de istemiyorum. Bugün gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor ve Şahin Alpay. Şimdi hangisi daha çok? Bu soruyu sormak gerekiyor. Umarım Türkiye bu garabetten, bu hukuk dışı uygulamalardan bir an önce vazgeçer. Çünkü hak ihlalleri olağanüstü boyutlara geldi. Yani şu anda bazı arkadaşlarımız Şahin Alpay tahliye oluyor. Umarım doğru bir haberdir. Canlı yayında olduğumuz için bunu tabii ki teyit edemiyorum ama değerli dostlarım, eğer bilginiz varsa paylaşırsanız seviniriz tabii ki. Değerli dostlarım, bugün ilginç bir karar daha var. Birleşmiş Milletler, tabii Türk medyasına düşmedi ama Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sözcüsü Ravina Shamsani, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda gerçekleştirildiği operasyonlar sonucu 48 bin kişinin Afrin'i terk ettiğini ifade etti. Bakınız dostlar, bu olayı hiç kimse Türkiye'de ciddiye almıyor. Bir uluslararası kurumdan bahsediyoruz ve bu kurum Birleşmiş Milletler, yani 194 ülkenin onayıyla kurulmuş olan bir kurumdan bahsediyoruz. Yani herhangi bir vakıf, sivil toplum örgütü, X, Y, Z sermaye grubunun veya devletinin kontrolünden bir kurumdan değil. Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. İki hafta önce Türkiye'de hak ihlal raporlarının ön raporunu açıkladı. Ve Türkiye'de başta Afrin Harekatı, doğuda yürütülen operasyonlar, o halde yaşanan hukuksuzluklar üzerine bir rapor hazırladığını, raporu çok yakında İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olarak dünyaya deklare edeceklerini ifade ettiler. Belki dostlarımız bazıları bilmeyebilir, bazıları bilebilir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin hazırladığı raporlar aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yargısı'nın, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde temel metinleridir. Bu konuda Türkiye ciddi ama ciddi sonuçlarına katlanacak mıdır, katlanmayacak mıdır tartışmasına girmek de istemiyorum ama bu rapor açıklandığında yer yerinden oynayacak. İlk raporun sözcülüğünü geçtiğimiz günlerde açıklandığında yine size burada paylaşmıştık. Çok ciddi hak ihlallerinden bahsediliyor. İşkenceden bahsediliyor. Veya kontrolsüz, orantısız güçlerden bahsediliyor. Sadece OHAL dönemi değil, aynı zamanda doğuda yürütülen terör operasyonlarına vurgu yapılıyor. Afrin'de yapılıyor. Biz de Türk kamuoyu, hep Türk medyası ve Türk bürokrasisi aynı şekilde açıklamalar yapıyoruz. Aslında Türkiye'de gazetecinin bittiğin açıklaması da budur. Elbette tabii ki iktidarın, hükümetin, devletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamaları itibar edilecek bir açıklamadır. Ama gazeteciliğin de temel görevi bu açıklamaların doğruluğunu teyit etmek ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Demokrasilerde dördüncü güç diyoruz. Ama bugün Türkiye'de medya baktığınızda
iktidar bültenini, Türk Silahlı Kuvvetleri bülteninden öteye gitmiyor. Anlı şanlı gazeteciyim diyenler de istihbarat bülten habercinden öteye gitmiyor. Bunun için Türkiye'de bir alternatif medyaya ihtiyaç var. Bunun için bu yayınların daha da çoğalması, daha da farklı fazla kişiye ulaşması da gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in bu 48 saat içerisindeki rakam çok ciddi bir rakam. 16 bin kişi ayrılıyor. Toplamda 48 bin kişi ayrılıyor. Bir kısmı da YPG ile ilişkili olduğu için ayrılıyor ve olası bir ölüm riskinden bahsediyor. Tabii raporun detayını inanın samimiyetimle burada açıklayamıyorum. Açıklayamam ama nedeni de aslında Türkiye'de medyanın özgür olmamasından başkasının, başka bir resmi kurumun açıkladığı metni sizlerle paylaşamamanın acısı aslında Türkiye'de demokrasinin geldiği noktayı da göstermekteyiz. Göstermekte diyoruz. Ve bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı, kusura bakmayın gülüyorum ama sadece ben bu adama Barolar Birliği Başkanı da demek istemiyorum. Şahsına bir hakaretim yok ama şahsına OHAL sürecinden itibaren en şiddetli itirazı, en şiddetli muhalefeti yapabileceğimi ifade ediyorum. Bugün Türkiye'de hukuk devletini tartışıyor isek bunun en önemli yargı ayağı bakınız. Nasıl ki hakimler, savcılar bir ayaksa avukatlık yani savunma ayağı en önemli ayaktır. Yargının ayrılmaz bir saç ayağıdır. Ve yargının ayrılmaz saç ayağını temsil eden Metin Feyzoğlu'dur. Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Ya bugün birçok OHAL ihlali yaşandı. Hatta işkence iddiaları var. Benzeri iddialar var. Sen savunmasın. Yani kamuyu temsil ediyor. Kamuoyunu temsil ediyorsun. Kamuya karşı bu savunma eklerini kullanmak, bu iddialarla Türkiye'nin hukuk devletine katkı vermek yerine bir siyasetçi gibi, politikacı gibi benzer farklı konularda açıklamalar yapıyorsun. Dün Avrupa Birliği parlamentosunun aldığı karara çok sert tepki vermiş. Verirsin. Saygı duyarım. Şahsi kişisel fikri. Ama ben şu aradaki ince farkı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ey Metin Feyzoğlu, Türkiye'de örneğin çok değil, bir ay önce Afrin Harekatı başladığında, pardon 55 gün önce Afrin Harekatı başladığında Türk Tabipler Birliği'ne bu operasyon yapıldı. O zaman orada şahsi sosyal medya hesabından imla hataları yaparak acelece bir kamuoyu baskısından dolayı açıklama yapıyorsun. Doğru bulmadın ama fikirlerini eleştirerek açıklama yapıyorsun. Ama AP ile ilgili yani Avrupa Parlamentosu ile ilgili kararı resmi Barolar Birliği'nin sitesinden yapıyorsun. Aslında bu ne biliyor musunuz? Metin Feyzoğlu tabana değil, kendi tribünlerini oynuyor. Neden? Barolar Birliği'nin resmi açıklamaları, hükümetin ve devletin yanındayız. Ama şahsi fikirleri, muhalif olmak, hani muhalefete göz kırpmak, hani Cumhurbaşkanı adayı olur muyum, siyaseten bir yere olur muyum diye açıklamaları ise sırf baskı gelince acelece şahsi Twitter hesabına yapmak. Ve Barolar Birliği'ne bu konuyla ilgili hesap sorulduğunda bunlar şahsi fikrimdir demek. Ki çünkü şahsi açıklamasını sadece sosyal medya hesaplarını yapıyor. Kurumsal açıklamalarını tamamen hükümeti, iktidarı destekleyici açıklamalarını resmi kurumlarından yapıyor. Bugün Metin Feyzoğlu'nun içinde bulunduğu Uluslararası Barolar Birliği, yine adaleti temsil eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yine Avrupa Parlamentosu, yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ki Metin Feyzoğlu oraya temsilci gönderme hakkı var. Sormazlar mı? Türkiye aleyhine bu kadar açıklama yapılıyor. Savunma olarak bu açıklamaların en azından çıksın Metin Feyzoğlu şunu yapsın, saygı duyarım. Desin ki Türkiye Barolar Birliği olarak evet İnsan Hakları Yüksek Komiserliği şöyle bir rapor açıklamış. Bu rapor yalandır. Şu noktalarda hatalıdır desin. Keza mesleki bir çalışmadır. Sonuna kadar saygı duyarım. Ama ötesine kesinlikle ve kesinlikle samimi bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Metin Feyzoğlu 15 Temmuz sonrası 20 Temmuz OHAL rejiminin yüz karası olarak tarihte yerini alacaktır. Bunu da net söylemek istiyorum. Değerli dostlarım, yayınımızı yeni katılanlar paylaşmayı unutmasınlar lütfen rica ediyorum. Bugün Astana zirvelerinin 8.si gerçekleşti. Mayıs'ta başlamıştı birincisi. Türkiye, İran, Rusya ortak bir çalışmasıyla Suriye'de çözüm aralık bir zirveydi. Fakat biz Astana 7'den sonra zirvenin Soçi'ye taşındığını ifade etmiştik. Rusya'nın ama Astana Kazakistan'daydı. Ve Soçi'de alınan kararlardan sonra Rusya akıllı bir strateji oynayarak topu Cenevre görüşmelerine attı. Rusya, Suriye'de barış konusunda. Ve bugün Astana'da çok kısa, hani gündeme bile işgal etmeyecek bir zirve gerçekleşti. Rus Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı ve İran Dışişleri Bakanı ve bir sonuç bildirgesi yayınlandı ama Rusya Suriye'de değişimi beylikler kurulmasına Astana'ya aykırı dedi. Yani Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğünü ifade etti. Suriye rejimini, Esad rejimini sonuna kadar savunduğu bir açıklama yaptı. İran'sa Şam rejimi teröristlerle mücadele ediyor dedi. Esad rejimini kutsadı. Sayın Dışişleri Bakanımız da bu toplantıda, bu ortak basın toplantısında bunları dinletten sonra Türk tarafı ise evet dedi,
Türk tarafı Şam rejimini, Mevlüt Çavuşoğlu'ysa Rus ve İran mevkidaşlarına katılmayarak, eleştirilerde bulunarak Doğu Kutu'da yaşanan olaylar ifade etti ve ortak bir bildiri yayınlandı. Ortak bildiride Birleşmiş Milletler'in aldığı kararın 2401 sayılı ateşkes kararının desteklendiğini belirterek çok ilginç bir kelime oyunu yapıldı. Doğu Guta, Yermük, Fuak, Kefriya, İdlib, Kuzeyama, Rukban ve Rakka'da Birleşmiş Milletler aldığı kararı destekliyoruz dedi. El insaf, el vicdan. Birleşmiş Milletler Suriye genelinde aldı bu kararı ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, daimi üyeleri de açıkladı. Şimdi Suriye'nin belli noktalarında çatışmalara Birleşmiş Milletler kararını alkışlıyoruz. Diğer bölgelerinde alkışlamıyoruz demek tarihte abesle iştikal bir durum. Tabii Lavrov, Çavuşoğlu, Ziya görüşmelerinde bazı kritik gelişmeler S-400 oldu dostlar. Tabii kamuoyuna yansımadı ama Rus medyasına yansıyanlardan söylüyorum. Suriye olay krizinden kaynaklanmasını düşünüyorum ama ben farklı ekonomik nedenler de ortaya koyuyorum. Türkiye geçtiğimiz yıl bir S-400 alım anlaşması imzaladı. 2,5 milyar dolar. Bunun birçoğu da Rus bankalarından kredi kullanarak bir ödeme yapıldı. Bir parantez açmak istiyorum konuyu dağıtmamak açısından. Amerikan Federal Bankası gerçekleşecek silah satışının dolar bazında yapılmasını istemediğinden ki keza hakkıdır. Bu parasının sirkülasyonunu kontrol etme hakkına sahiptir. Uluslararası bir haktır. Ödemenin hangi kanala nasıl yapıldığı konusunda hala soru işaretleri var. Amerikan dolarıyla yapılmadıysa Türkiye'nin mevcut rezervlerinde bu kadar Rus dublesi olmadığına göre aklımızda tek bir soru işareti kalıyor. Geçtiğimiz aylarda hatta bu ödeme krizinin yaşandığı dönemlerde, Capron dönemlerde Varlık Fonu'na ait Ziraat Bankası gibi bankalar aracılığı ile vatandaştan altın toplandı. Altınızı değerlendiriyoruz dedi. Acaba altın üzerinden mi yapıldı ve bu ne kadar kamuoyuyla bilgilendirildi, paylaşıldı, şeffaf bir uluslararası ticaret oldu mu? Bu soruyu sormak istiyorum. Parantezi tekrar kapatarak şunu sormak istiyorum. S-400'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda hala bir muamma var. Rus tarafı yeterli güvenceyi almadığını ifade ediyor. Gündemimizin bir diğer maddesi, yayınımıza yeni katılan dostlarım. Yayınımızı dikkatli izlediğinizi biliyorum. Ama lütfen şu anda Twitter üzerinden retweet ederek, Periskop üzerinden paylaşarak, diğer sosyal medya mecralarında daha fazla izleyiciye ulaşmamıza katkı sunumuz. Sizlerin destekleriyle büyüyoruz dostlarım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir mesaj. Bizi oyalamayınız Membiş konusunda. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Çok değil. Membiş konusunda geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştık sizlere. Sadece Membiş değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan siyasi bir değişim vardı. Pazartesi günkü yayınımızda bunu çok dikkatlice, uzmanca yorumlar alarak paylaşmıştık sizlere. Ve bugün itibariyle öğreniyoruz ki Amerikan Siyaset Kulüsü'nde geçtiğimiz ay Türkiye'ye giren Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'da görevinden istifa edeceği, hatta görevinden alınacağı ama bunun bir zamana yayılarak istifa formatında gerçekleşeceğini ve bu McMaster'ın onurunun, sonuçta 3 yıldızlı bir generalin onurunun kırılmamasını hedeflendiği ifade ediliyor. McMaster'la ben sadece şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru gelmişti. İbrahim Kalın, denge olarak ifade edeceğimiz diplomatik denge olan İbrahim Kalın bir görüşme yapmıştı. Ve İbrahim Kalın Türk kamuoyuna ABD ile stratejik müttefik denemeleri gerçekleştireceğiz, sınamaları gerçekleştireceğiz demişti. Bu sınamalar nedir? Kamuoyu hani ABD'li ipliği koptu kopacak diyorduk. Yok Membiş, yok Afrin, yok Rojava'ya girecek diyorduk. ABD'de bir Şahin siyasetine geçiliyor. Ve Türk diplomasisi hala bu siyaset karşısında konum alamadığı gibi ABD'den Tillerson ve McMaster'ın la yapılan görüşmelerin sonuçlarını istiyor. Haklı bir gerekçe ama işte Türk diplomasinin geldiği rezalet bu. Ben bu rezaleti ortaya koymak istiyorum. X bir ülkeyle görüşme yapıyor olabilirsiniz. Bu en tabii hakkınızdır. Sözlü bir mutabakata da varabilirsiniz. Ama bu mutabakatın ileride dünya kamuoyuna haklı bir gerekçeyle deklare etmenizin tek bir yolu var. Bu görüşmelerin hepsinin uluslararası standartlarda kayıt altına alınması, arşivlenmesi gerekiyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Exxon Mobil'in eski CEO'su, ABD Dışişleri eski bakanı Tillerson, Türkiye'ye geldiğinde diplomatik İngilizcesi yeterliliğini tartışmayacağım. Çavuşoğlu ve Erdoğan'la baş başa görüşüyor. Üçü görüşüyor. Ne görüştüğünü bilmiyoruz. Konular ne bilmiyoruz. Sadece açıklamadan ibaret. Ama çok değil. Yarın bir gün Tillerson'la sözlü mutabakata varılan konularda ABD ile Türkiye'nin arası açıldığında Türk diplomasisi bu belgeleri ortaya koyabilecek bir yeterliliği var mı? Yok mu? Bu soruları hep birlikte sormak gerekiyor.
Ama şu bir gerçek, McMaster'ın da istifası veya görevden alınmasından sonra ABD ile Türkiye ilişkileri arasında ciddi anlamda bir kırılma, ciddi anlamda bir geriye gidiş söz konusu olacak. Artık ABD ile gündemi sadece Membiş değil, ciddi anlamda baktığımızda artık bir müttefiklik ilişkisi sorgulanacağını düşünmekteyim dostlarım. Değerli dostlarım, gündemimizin son maddesine geçmeden önce kısa bir soru cevap yapacağız. Ama lütfen farklı konumuzla ilgili sorular bekliyoruz. Arkasından gündemimizin son maddesini değerlendireceğiz. Vicdan sahibi okurlarım, lütfen bu dakikadan sonra ayrılmayınız. 2,5 dakikalık bir kısmımız var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. AFP ajansı böyle bir haber geçmiş olabilir ama bu haberi uluslararası diğer kaynaklardan teyit etmek gerekiyor. Bu arada dostlarım teşekkür etmek istiyorum yani. Haftada 50 yayın oldu. Dile kolay, 50 yayın hakikaten benim için de bir heyecan. Ama 100. yayın, ki hedefim 100. yayını sıra dışı bir yayın yapmak. Birçok dostumuzla, birçok tanıdığımızla birlikte ortak bir 100. yayın kutlaması yapmak istiyoruz. Türkiye'de alternatif medya adına böyle bir oluşum içerisindeyiz. Bunu da belirtmek istiyorum dostlarım. Eğer soru yoksa gündemimizin son maddesiyle yayınımızı kapatacağım. Oldukça güzel bir konuyla kapatacağım bu sefer. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, evet, Çavuşoğlu toplantıda bir gazeteci fırçaladı. Öğrendiğimiz kadarıyla Kazakistanlı bir gazeteci, okullarında, cemaat okullarında okumuş bir gazeteci, FETÖ ağzıyla konuşmadığı fırçaladı. Olabilir. Yani siyasetçi bu tepkiyi gösterebilir, bu reaksiyonu, ama bu jargon bir savunma mekanizması değildir uluslararası medyada. Aksine onun soruları neyse çok akıllıca, çok zekice çürütülmesi gerek. Ama iktidardan bu kapasiteyi şahsen ben görmediğimi ifade etmek istiyorum. Yani keşke sorunun içeriğini, muhtevasına yönelik bir ters cevapla, hatta zekice bir cevapla cevap verseydi bence daha çok itibar edilir idi. Ama tercih bu konuda bir şey diyemem. Evet, FED toplantısı, Halkbank cezası açıklandı mı? Arkadaşımız çok güzel bir konuya değinmiş. Evet, FED'in toplantısı 21-23 Mart'ta gerçekleşecek. Yeni başkan Powell'i esnasında. Ve dün ifade ettik, dolar Türkiye'de yükselecek. Bunun yükselmesinin tek bir nedeni FED'in bu toplantıda bir faiz artırım kararı gerçekleştireceğidir dedik. Ve bir yatırımcı olarak, herhangi bir uluslararası dolar yatırımcısısınız, paranızı ABD'de faize mi bankaya yatırmak istersiniz, Türkiye'de çok az cüzi bir farklı faizde Türkiye'de mi yatırmak istersiniz? Dolar güvenli bir liman ister. E tabii ki Amerika'ya tercih edecek. Bu da FED'in bu karar öncesi Türkiye'de baktığımızda doların 4.70'lerden 3.90'lara tırmanmış olması, Euro'nun tarihi noktalara gelmiş olması neler olduğunu ifade ediyor. Ama FED konusunda bir konuda açıklama yapmak istiyorum. Powell'in önünde bir Halkbank dosyası var. FED bu konuda Halkbank'a ceza verme yetkisine sahip olan bir kurumdur. Keza OFAC kurumuyla, yani Uluslararası Kara Para Yaklama kurumuyla birlikte Amerika'ya ait. Ve bu konuda tercihini çok yakın bir süreçte, politik süreçte birlikte değerlendirecektir. Ama şunu ifade edeyim, hatta revize edeyim görüşlerimi. 21 Mart'taki toplantıda böyle bir karar çıkmayacak. 21 Mart'tan sonra ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerde bir kırılma yaşanır ise FED kararı, yani FED'in Halk Bankası'na ve diğer 4 Türk Bankası'na vereceği karar açıklanabilir. Keza Halk Bankası ABD yargısı tarafından uluslararası ambargoyu delmek suçundan suçlu bulundu. Bu Hakan Atilan şahsında olan bir gerçekleşen olay. Bunu da unutmamak gerekiyor. Zaten 11 Nisan'da son karar da verilecek. Bence bu karar verildikten sonra da olabilme ihtimali yükseliyor. Sonuçta ellerinde net bir karar, ceza verildikten sonra bunun artık kurumlara yansıyacağını düşünebiliriz dostlarım. Son bir soru almak istiyorum. Özellikle yurt dışındaki okuyucularım, sizlerden özgün sorular bekliyorum. Evet, Aydınlık grubunda, ulusalcı cephede Abidin Ünal ile ilgili bir tartışma başlıyor. 15 Temmuz'un sorgulanması başlıyor. Ben çok basit bir şey söylemek istiyorum. Artık bu grubun ismini daha iyi anlayacağım ama 15 Temmuz'la ilgili süreç çok hızlı değişiyor. Çok hızlı farklı görüşler ortaya çıkıyor. Bugün de Oda TV'de Müyesser Yıldız'ın bir yazısını okudum. Farklı keza takdir ettiğim bir yazıydı. 15 Temmuz'un üzerinde daha biz yıllarca tartışacağız. Bilinmeyenleri daha yıllarca kamuoyuyla nasıl değerlendireceğiz göreceğiz. Ama şunu samimiyetle söylemek istiyorum. 15 Temmuz'un aydınlanması ancak demokratik hukuk devletinde sağlanır. Türkiye daha asgari olarak
demokratik hukuk devleti koşullarını sağlayamadı. 15 Temmuz yargılamaları gerçekten şeffaf bir şekilde ilerlemediğini ifade ediyorum. Adeta birilerine hesap sorulmak yerine bu olayın üstü kapatılmak, birilerine artık seri bir şekilde 15 Temmuz davalarında ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla kapatılıyor. Oysa bunun siyasi ayağı, oysa bunun toplumsal ayağı, oysa bu 15 Temmuz'da ki çeşitli bağlantılar detaylıca ele alınması gerekiyordu. Birilerini korumak adına yapılan yargılamalar intibası bende de oluştuğunu ifade etmek istiyorum. Değerli dostlarım, değerli izleyicilerim, öncelikle şu sağ taraftan akan kalplerde biraz azalma hissediyorum. Bir zahmet parmaklarımıza kuvvet diyorum. Öncelikle bunu rica etmek istiyorum. Çünkü onlar bizi algoritma olarak daha üstlere taşıyor. 50 yayın oldu. Ve 50 yayınla birlikte bugün resmen saydım. 2013 yılından itibaren bilgisayar kavramını kamuoyuna kazandırmışız. Pardon, 2014 yılından. Ve yaklaşık bir rakam vermek istiyorum. 860 tane bilgisayar. 50 tane periskop yayınımızda. Türkiye'de bireysel gazetecilik yürütüyoruz. Evet, Sean Kelly gidiyor. Biraz önce değerlendirmiştik McMaster'la birlikte. Ve bu 50 yayınımızla birlikte şunu öğrendik. Türkiye'de alternatif medya olabilir. Çok farklı izleyici kitlelerine ulaştık. Yani siyasetin her kanadına, en azından bizim elimize gelen raporlarda bunu görebiliyoruz. Medyanın her kanadından ciddi anlamda insanların izlediğini görüyoruz. Yayın ortalamamız çok iyiye gidiyor. Bunu çok seviniyoruz. Artık yayınlarımız önce 1 dakika ortalamaydı, 2 dakika ortalamaydı. Şimdi 3 dakika ortalamasını geçtik. 4 dakika ortalamalarına doğru gidiyor. Bu bizi umutlandırıyor. Gelecek adına umutlandırıyor. Türkiye'de böyle bir seslerin, yani bu tür yöntemi tercih edecek meslektaşlarımızın da önünü açan bir uygulama, bizim de önümüzü açan bir uygulama. Birçok meslektaşımız bunu gerçekleştirmeye başladı. İşte sabahları 9'da Ünsal Bey, 16-15'te baktığımızda Şükrü Küçükşahin, Medyascope gibi uygulamalar, Artı Bir gibi uygulamalar. Türkiye'de bir alternatif medyanın sesinin çoğaldığını gösteriyor. Farklı sesler. Tabii ki fikirsel olarak birbirlerinden bağımsız olabilirler, farklı olabilirler. Ama insanlar fikrini özgürce söyleyebileceği sosyal medya mecralarının buna dönüşmüş olması bizi gururlandırıyor. Belki ben 50 yayınlık şu istikrarı şunun niçin devam ediyorum diye sordum kendime. Evet, bu yayınlardan ben zevk alıyorum. Ama bu yayınlardan verim de alıyorum. Ciddi bir izleyici kitlesine ulaşmak gerçekten beni onur ediyor. Ama onur ettiği kadar sizlere karşı bir sorumluluk yürütüyor. Ve bu sorumluluk beni umutlandırıyor, bu sorumluluk. Yani sizlere karşı sorumlu olmak. Evet, alternatif medya oluştururken taraflı tarafsız medya mı izleyeyim, bu tartışmaya girmeyeceğim. Hepimiz birbiriyiz. Siyasal görüşlerimiz var. Buna göre politik tavırlarımız, eylemlerimiz de olabiliyor. Buna da saygı duymanızı isteriz ama Gökhan Özbey'im ben. Sizin ailenizden birisi gibi davranmak istiyorum. Biraz da samimi olmak istiyorum. Heyecanlıyımdır. Ve bu heyecanımı hiçbir zaman da kaybetmek istemiyorum. Amatör bir heyecan olabilir. Bu yüzden birliktelikçi gazeteciliğimizi daha da ileri taşımak istiyorum dostlarım. Bu yüzden sizlerin görüş ve eleştirilerini Twitter hesabımıza doğrudan mesaj yoluyla ulaştırmanızı istiyoruz. Bir ricamız da, özellikle rahatsız olduğumuz bir şeyi söylemek istiyorum. YouTube aboneliği konusunda gerçekten çok yavaş gidiyoruz dostlarım. Bizim ekonomik olarak, iktisadi olarak ayakta kalmamız 10 bin YouTube abonesiyle mümkün. Minimum. Minimum diyor. Daha biz bunu zirveye de taşımamız gerekiyor. Ve şu anda 4500 bantlarındayız. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Bunu biraz artıralım dostlarım. Sorumluluk şeklinde bir güç birliği yapalım. Bir de ikincisi, artık şu Patreon destekçi sayımız 200 olsun dostlar ya. 146 ya. Yani ben sadece şunu söylüyorum. Benim bu 50 yayınımı öyle ya da böyle izleyen dostlarım, öyle ya da böyle 2 yıldır, 1 yıldır Twitter üzerinden takip eden dostlarım, aylık 6 dolar, 10 dolar, 15 dolar. Çok sembolik rakamlar dostlar. Yani hangimiz nerede harcamıyoruz ki? İşsiz olabilirseniz saygı duyuyorum. Mağdursanız ona saygı duyuyorum ama bunun dışında artık elimizi taşın altına koyalım. Bu yapılacak katkılar, destekler sadece benim şahsıma bireysel değil, Türkiye'de oluşabilecek, yani başka platformlara da yapmanızı rica ediyorum. Oluşacak alternatif medya için bir sorumluluk olmak, önce olmanız konusunda tarihsel bir misyon olarak da gözümüze çarptığını bilmek istiyorum. Yani tarihe karşı sorumluluğunuzu yerinize getirmenizi istiyorum dostlarım. Bu yüzden sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Alternatif kaynakları da var, alternatif ödeme yöntemleri de var. Bu yüzden doğrudan mesaj atarak eleştirinizi bekleyin. Cumartesi pazar yayınımız yok. Ama pazartesi eğer yaşıyor isek, nefes alabiliyorsak ve özgür isek yine saat 23'te Türkiye saatiyle karşınızda olacağım. Umudun ötesindeyiz dostlarım. Gerçeğin kıyısındayız. Bu yayını tekrar izlemenizi rica ediyorum. İzler iken lütfen kalpler konusunda daha da cömert olmanızı ve yayınımızı paylaşmanızı istiyoruz. Vicdan diyoruz. Ama hakikaten vicdan. Vicdan olmayan ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde cesaret ve demokrasi de olmaz. Bu yüzden sizlerin bu konuda daha da sorumlu olmasını, bizlere katkılar sunmasını, bu katkıların fikirsel düzeyde olmasını istiyoruz. Haberler konusunda olmasını istiyoruz.
Hepinize kalın sağlıcakla diyorum. Umutla kalın. İyi hafta sonları geçirin. Görüşmek dileğiyle dostlarım.